Ben de Zeynep. Yaklaşık 2 yıldır Ar-Ge konusunda çalışıyorum. Daha çok yöntemleri verilenlerden çalışıyorum. Biraz da optimizasyon çalışıyorum. Komputer komputasyon. Bugün de size support ediyorum için anlatacağız. Hoş geldiniz. Ben de Emre Toka. Burada Bahçeşehir Üniversitesi'nde Büyük Öğretim Eğitim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Akın abinin de söylediği gibi yaklaşık 8 aydır bir endomenciğinin kursunu alıyorduk ve daha sonrasında böyle bir eğitim düzenlemeye karar verdik. Kendi belki şeylerimiz, deneyimlerimiz, sizlerle paylaşmak istedik. Belki şimdi deneyler, sizin de ilginizi çekiyordur diye. Öncelikle ben kısaca günün ajandasından bahsedeyim size. İlk önce kısaca bir destekçi vektör makinelerinin tanımından bahsedeceğiz. Daha sonra avantajlarını sıralayacağız. Ve hipotezimize geçeceğiz. Sonrasında her zamanki gibi diğer algoritmalarda da olduğu gibi hepimizin bir bedeni var. Bu yüzden lojistik regresyondan destekçi vektör makinelerindeki bedel fonksiyonu nasıl geçiş yapıldığını, notasyonu nasıl değiştiğini göstereceğiz. Daha sonrasında karar sınırlarını anlatacağız. Nasıl belirlendiklerinden bahsedeceğiz. Ve hipotezimizde yer alan alfanın optimize edilmesi için kullanılacak olan basitleştirilmiş ardış minimal optimizasyon algoritmasını uzun uzun anlatacağız açıkçası. Daha sonrasında da ağırlık teta hesaplaması yaparak sınıf tahminini yapacağız en son ve algoritmamızın dezavantajlarından bahsederek de sunumumuzu tamamlayacağız. Şimdi tanımına geçelim isterseniz. Destekçi vektör makineleri aslında gözetimli öğrenme algoritmalarından biri. Ve bir veri setinde yer alan iki ayrı sınıfı birbirinden en uygun şekilde ayırmak için kullandığımız bir algoritma. Bu algoritmanın sonucunda aslında bize bir olasılık dönmüyor. Sayısal bir dönüş almıyoruz biz buradan. Bize veri setindeki verilerin hangi sınıfa ait olduğunu görselleştirerek veriyor. Avantajlarına gelecek olursak, bu bizim çizmiş olduğumuz, dedik ki iki sınıfı birbirinden ayırmamıza yarıyor diye. Bu iki sınıfı birbirinden ayırırken kullandığımız karar sınırı ve onun etrafındaki marjini ne kadar büyükse bizim algoritmamız o kadar iyi çalışıyor aslında. Daha sonrasında bizim veri setimizi biraz inceleyecek olursak da orada boyut sayımızın ve örnek sayımızın birbirine göre oranları var. Bazen algoritmalarda bunlar önem taşıyor ve ona göre algoritma seçimi yapıyoruz. Örneğin bizim algoritmamızda boyut sayısı yani nitelik sayımız n oluyor burada. Örnek sayımızdan daha fazla olduğu durumlarda da SVM güzel çalışıyor. Etkin olarak çalışıyor. Bu yüzden de tercih edilen bir algoritma aslında kendisi. Ve karar fonksiyonunda eğitim verilerinin küçük bir alt kümesini kullandığımız için de bilgisayarımızda bellek kullanımı konusunda az bir yer işgal ediyor. Bu da yine bize bir avantaj sağlıyor aslında teknik anlamda. Yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış veri setlerini düşündüğümüzde de bunları sınıflandırırken de yine bize iyi sonuçlar verdiği için tercih ediliyor. Şeyleri daha sonra bahsedeceğiz aslında ilerleyen kısımlarda ama doğrusal olan ve doğrusal olmayan SVM'ler var, destekçi vektör makineleri var. Bunları doğrusal olmayan destekçi vektör makinelerini kullanırken aslında orada kernel'ları kullanıyoruz biz. Bu kernel'lar bize oradaki doğrusal olmayan fonksiyonu yakalamamız için bir avantaj sağlıyor. Ve son olarak da overfitting yani bizim datamıza algoritmamızın aşırı uyması gibi bir riskimiz az burada. Burada parametreler için tanımları var. Zaten çoğu bölümüne benzediği için çok alışkın olmayacak. Bulmaya çalıştığımız şey doğrusal bir çizgi olduğu için o da bu şekilde tanımlıyor. Hani AX artı B gibi doğrusal. Bunu zaten X'ler bizim input verilerimiz. Tetalarda bizim için E'nin ne kadar olması gerektiğini gösterecek. B de orijine ne kadar uzak olduğunu, yani sınav açısından ne kadar uzak olduğunu gösterecek.
Bizim kullanacağımız ünitemde Lagrange çarpımını kullanacağız. Theta'yı alfa çarpı y halinde tanımladık. Bu üniteme de simplified sequential normalization deniliyor. Yani da seçtirmiş ağırlıklarına organizasyon anlamında. Kod halde burada. Paris'teki. Peki bu işler nasıl oluyor? Ne dedik? İki sınıf ayıracağız dedik. Bu sınıfları biz eksi 1 ve 1 olarak ayırdık. Eksi 1'e negatif sınıf, artı 1'e de pozitif sınıf dedik. Hipotezimizi kurmuştuk. Teta transpoz çarpı x artı b'miz eğer sıfıra büyük ya da eşit olursa bize döndüğü değer ne olacak? 1 olacak ve pozitif sınıfta olduğunu alacağız biz bu verinin. Eğer sıfırdan küçük çıkarsa negatif sınıfa atacağız biz. Şimdi hatırlarsınız. Sikrede sonunda şöyle bir fonksiyon vardı, ödel fonksiyonu. Ufak farkları var. Baktığımız zaman mesela C ile çarpılmış iki taraf, yani 1 bölü alfa ile. Zaten birbirimize etmeye çalıştığımız şey, eve bölünmüş olsa da olmasa da aynı şekilde düşünceye için direkt bu iki evler kullanmak için tavrılıyor, ihtiyaç duyuyor. Regülasyon kısmı için sadece bu parça kullanılıyor. Dediğim gibi burada C'ye bir parametre ekliyoruz. Bunu nasıl kodlandı da burada gösterilmiş. Sigmoid fonksiyonu nasıl bir şekilde bu karşısındaki aynısından çağırabiliyor. Regülasyon tıkların dışı atılışı bedel değişimlik. Yani sıfırlar başlatılıyor. Sonra her bir sürekli toplanıyor. Bunlar da sürekli bu yöntem bizim derste gördüğümüz yöntemdi. Bunun bu kavram bahsettiğimiz yöntem hiçbir alakası yok. Simplified minimal optimization. Bu başka bir yöntem de dışarıda yapıyor. Bizim yapacağımız yöntem ise oradaki alfa çarpı y kısmındaki kısmı şey yapmak, bulmak. Yani alfaları bulmak yani bizim için tetaları bulmak anlamına gelecek. Şimdi bundan sonra şunu nasıl buluyoruz? Bunu nasıl buluyoruz? Burada odaklanalım. Bundan önceki şey gösterdiğim şeyler sadece kustanlar nasıl gösterildi? Bu nasıl kullanılıyor ile ilgili? Beni anlıyorsunuz değil mi? Güzel. Anlıyor musunuz? Hani ya hızını geçiyorum. Çok mu yavaşım? Kostu sormak istemiştim ama. Kostu. Tabii buyurun. Kostu. Olarak yazılan şey nedir? Yani burada kostumuz hayır, kos bir kos sıfır var ya, indisle. Kos bir kos sıfır. Bu mu? Pardon, ben buraya attım. Normalde biz bunu ne yapıyorduk? Sigmoide gönderiyorduk ya, bizim teta transpoz çarpı x artı b'ye bizim. Sonra onu eksi logaritmasına alıyorduk. Biz direkt burada kısaca onu bu şekilde gösterdik. Cos 1 halinde. Bunu ekleyin unutmuşuz. Kusura bakmayın. Aslında cos 1 orada bizim pozitif sınıfa ait olduğunu gösteriyor. Pozitif sınıfa ait olacağı zaman bizim y'miz ne olacak? 1 olacak. Y'miz 1 olduğu zaman şu taraftaki cos 0'lı olan çarp oradaki formülün o kısmı sıfırlanacağından dolayı sadece bu tarafı kullanacağımız anlamına geliyor. O yüzden cos 1 diye daha böyle bakarken kolaylık olsun diye öyle yazılmış o. Aslında şu anki durumda her şey aynı. Değişen tek şey bu 2C. Buraya C ekleniyor. C de bir alfa eşit zaten. Ama siz burada yani oraya şey terimini, penaltı terimini hiçbir lambda ile çarpmadan birebir eklemiş oluyorsunuz aslında. Evet, aa, öyle yapıyoruz. Tek fark olmuyor. Yani iki tarafı da bir alfa ile döndüğümüz için şu an için, bu durum için şey değişmiyor. Kodu bu şekilde. Ayrıca bir tane için bunları zaten vereceğiz. Bunu tekrardan bir gösterelim. Simon nasıl hesaplanıyor? Böyle arasında sıkıştırıyoruz. Şimdi kanalına geçeceğiz. İki tane sınıfımız var dedik ve bir aralarında doğru çizerek bunları birbirinden ayırmaya çalışıyoruz.
Buna da karar sınırı diyoruz aslında. Karar sınırı, örneğin buradaki örneklere bakacak olursak, ilk inceleyeceğimiz karar sınırı doğrusal karar sınırları. Farklı renklerde karar sınırları çizdik ki, hani aslında ikisinin ortasına birden fazla doğru geçebileceğini görelim diye bu şekilde. Örneğin yeşile bakarsak, yeşil olanda sanki böyle biraz mesela yeşilin alt tarafında kalan bir şeyimiz olsa, mavi bir noktamız olsa, o da aslında altına kaldığı için negatif sınıfı oraya diyelim, negatif sınıfı atacak ama aslında pozitif sınıfa ait. Biz yani böyle biraz daha şey olan, ne der, outlier, anomali, uç değerleri, uç değerleri yani biraz daha fazla dağılım gösteren ve hani bizim o belirlediğimiz karar sınırına daha yakın yerler yer alan değerleri daha iyi ayırt edebilmemiz için bu karar sınırını olabildiğince iki sınıfın tam ortasına denk gelecek ve birbirlerinden çok daha net bir şekilde ayrıldıkları kısma çizmek istiyoruz. O yüzden de bunu aslında biraz sonra tabii şeylerle göreceğiz. Oradaki alfaların hesaplanmasında falan nasıl tam ortaya geldiğini aslında. Bu yavaş yavaş hesaplanarak aslında mavi çizgiye denk gelecek. Ve orada da iki sınıfı birbirinden net olarak daha iyi ayırabiliyoruz. Diğer tarafta bu tarz böyle küçük nüanslar bizim şeyimiz, accuracy'imizi kesin algoritmamızın çalışma şeyini düşürebilir, performansını belki. Ama o yüzden tam ortasını çizmeye çalışıyoruz. Doğrusal olan bu. Bizim zaten şu anki kullandığımız şey de hipotezde doğrusal bir şey. Hipotez. Ben özetle şöyle söyleyeyim. Lojistik ve resmonda hedef bir tanesi çizmekte. Bu lojistik tarafı da bilmem kayıt kararsınlar. Burada sadece çizmek bizim için terli olmuyor. Öyle bir şey çizdim ki, onu bir cehin çizsin. Yani bu iki lacivert çizgi gibi. Böyle bir doğru sağlık. Buna bir daha bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Şimdi mesela şu tarafta bir tane veriniz gelse testten. Normalde bu, şuna daha çok yakın değil mi? Ama sırf sınırı böyle çizdiği için diyeceğiz ki aslında bu şuradaki sınıfa ait diyeceğiz. Yanlış bir şey olmuş orada. Doğrusal lojistik regresyondaki problem de oldu. Burada oradaki açık bakmış oluyoruz. Bunun da kendi göre avantajı da dezavantajları var. Bununla dezavantajdan bahsedeceğiz. Bedelin en az olduğu mavi çizim oluyor. Aslında asıl hedef öyle iki tane veri örneği bulalım ki ikisinin tam uzaklıklarının tam ortasından gelsin. Algoritma bu mantıkla çalışıyor. Yani bunu mesela ortalamasını şu ortalamasını arasında ortadan çizersin. Ben buldum dersin ama öyle bazı durum oluşur ki o çok yanlış bir yöntem olur. Bazen ortadan kesmesi gerekebilir çünkü atıyorum ikisinin ortalamasını mutlu olur dedi falan. O yüzden iki tane en yakın örnek bulunur, onun tam ortasından çizmeye çalışır. Zaten birazdan tam olarak daha farklı bir örnek de açmak isteyeceğiz. O yüzden isterseniz dinlemeyeceğim. Doğrusal olmayan karar sınırlarına. Doğrusal olmayan karar sınırlarında ise gördüğünüz gibi aslında doğru değil de daha farklı koyulmayan bir fonksiyonumuz var burada. Bunu yakalayabilmek için de bizim bazı kullandığımız kernel adı verilen ölçeklen kernel'lar kullanıyoruz. Kernel diye geçiyor bunlar aslında. Ama tabii kernel'ları kullanmadan önce de özellikle mesela burada Gaussian kernel örneği var. Feature scaling dediğimiz yani ölçeklendiriciyle bizim oradaki verilerimiz tekrar ölçeklendirmemiz gerekiyor. Bu Gaussian kernel örneğin buradaki polinomial bir kernel, polinomial bir fonksiyon elde etmemize yardımcı oluyor ve oradaki doğrusal olmayan karar sınırlarını daha iyi yakalamamıza yardımcı oluyor. Evet, şimdi daha bahsettiklerimiz, kutu ölçülerimiz, daha çok oranı sınırlarımız diye göster bunları. Şimdi geldik asıl kendi algoritmamıza, diğer bir yöntemi. Nasıl istemiş, artık bundan uzak sonra. Tekrar söylüyorum, bizim
bulması gereken yer burası ve burası. Bunlar bulunduğu zaman ne olacak? Doğru bir şekilde açıyı bulmuş olacağız. Şu bulunduğu zaman alfalar her bir bölük her bölük için. Bu beta'yı bulduğumuz zaman ne kadar orijinden uzakta olacak? Bunu bulacağız. İkisiyle zaten doğrusal bir doğru size biliyor. Doğrusal olur, tuhaf olur. Söylemek istemiyorum. Birazdan bir tane örneğiniz gelecek aslında. Karar sınırlarının marjinlerini nasıl gösterildiğini hesaplandığıyla alakalı şeyler. İlk önce bu alfaların hesaplanmasıyla başlıyor. Bu birkaç şey sonra ona geleceğiz. Bunu derken yani. Bu support vektör 5'in de geçiyor. Etiketli her türlü veride bunu kullanabilirsiniz. Ama her türlü veride bu hiç çalışmaz. Evet. Bu işlemler nasıl oluyor? Sırayla mesela şöyle hayal edelim. Bizim verimiz bir tane normal tablo verisi. Yukarıdan aşağı doğru teker kelimeler geliyor. Mesela diyelim ki son konumunda da onun neye ait olduğu söyleniyor. Hangi sınıfa? Mesela eksi bir veya artı bir. Bunları çizdirdiğiniz zaman direkt çok nasıl kalmış bir şey çıkarıyor karşımıza. Bazen bunları da çizdiremiyoruz. Çünkü birden çok konum olabiliyor. Birden çok konum olması demek, boyutun yüksek olması demek. Biz ancak iki veya üç boyutlu, üç konumlu verileri topluyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir tane, iki tane nokta seçilmesi gerekiyor. Bunların arasında bakılması gerekiyor. Bunlar aynı sıfır mı değil mi? Bunlara bakmak gerekiyor. Ona göre pen çizgisine gerekiyor. Burada ne yapıyoruz? Diyelim ki ikinci sıfırdayız. Rastgele i dışında yani aynı satır olması şartıyla başka bir tane satırdaki noktayı alacağız. İkisi arasındaki ilişkiye göre belli bir çizgi çizmeye çalışacağız. Bu fonksiyon da o rastgele j'nin seçimini veriyor bize. I ve j olarak devam edeceğiz. Sonrasında bu j'nin hatası ölçülüyor. İlk önce bir buradan bu hipotez fonksiyonu atılıyor. Ne vardı? Alfa, Y'nin transpozu. Yani bunların arası ne oldu? Dedik ya, bizim weight'lerimiz var. Bunları teta olarak gösterdik. Teta neydi? Alfa çarpı X'ti. Pardon, alfa çarpı Y'ydi. Burada o alfadaki kendi indisi artı çarpı Y'ye göre 4 transpoz alınıyor. Ona göre bakıyoruz. Şu an ilk durum için tabii ki hata çok büyük olacak. Çünkü biz ne yapıyoruz? Alfaları mesela hiç bilmiyoruz.
hangi bir satırın artmamış olması gerektiğini bilmiyoruz. Hepsine sıfır olarak başlatıyoruz. Bu tabii çok büyük bir hata çıkıyor ilk durum için. Ama durum geldikçe bu artılar güzelleniyor. Onu birazdan göstereceğiz size. Özetle algoritmanın ilk durumunda ben hangi satıra gelmişsem artık rastgele bir tane satır buluyorum. Onun hatasını ölçüyorum. Şu anki durum bu. Yani ben o rastgele bulduğum noktanın anlık o anki hipotezime göre ne kadar doğru olduğunu artık doğru gösteriyor, yanlış gösteriyor. Onun hatası. Bunun output'u neydi? Ya artı bir ya da eksi birdi. Burada da ona göre artık bu iki program artık sıfırsa eksi bir ve artı bir gibi tane pozisyonu. Şimdi biraz önce çizdiğiniz karar sınırından bahsettik ama bunun güvenli bir bölgede olması gerekiyordu. Bunu da alt ve üst sınır olarak belirlediğimiz ve alt ve üst sınır arasında kalan marjinal olarak tanımladığınız alan aslında belirliyor. Üst sınır dediğimiz kısımda onun üstünde yer alan sınıfımız pozitif sınıfımız. Alt sınırımızın altında kalan kısımda negatif sınıfımız oluyor. Gördüğünüz gibi aslında bizim bir low ve alt üst sınırımızın tam ortasına yer alıyor bizim karar çizgimiz. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Her iki veri kümesinde de bu karar sınırına en yakın olan iki şeyi alıyoruz, noktayı alıyoruz ve onun karar sınırına olan uzaklığına bakıyoruz. Ve bu bizim aslında alt sınırımızı ve üst sınırımızı hangi aralıkta nerelerde olacağını ifade ediyor bizim için. Oradan buluyoruz. Daha sonrasında tam bu ikisinin arasındaki kısmına karar sınırımızı çiziyoruz. Burada da alt ve üst sınırı nasıl çizdiğimizi gösteriyoruz aslında. Eğer bizim seçtiğimiz i satırındaki örneğimizin y son y'si, j'nin y'sine eşit değilse eğer, biz n'yi maksimum alıyoruz, h'ı da minimum alıyoruz. Yani bu... İkisi birbirine eşit olduğunda zaman zaten hiçbir güncelleme yapmadan iterasyonu sonlandırıp buradan çıkıyoruz. Ama eğer J ve Y'nin sonuçlarının eşit değilse, yani ikisi farklı klaslarda yer alıyorsa, o zaman biz alt sınırımızın maksimumunu, üst sınırımızın da minimum değerini alarak orada bir kendimize alan belirliyoruz. Yani çizecek olan o anki anlık çizginin her ikisi arasında olması gerekiyor, sıkıştan olması gerekiyor. Bulmak için ne yapıyoruz? O anki bulunduğu satırın etiketiyle rastgele bulunduğu diğer satırın, yani bir örneğin sınıfa bakıyorum, aynı sıralar, lider. Ona göre bu işlemleri yapıyoruz. Şimdi burada birçok formül var. Hepsinin kendi içinde yıllarca çalışılmış emekleri var. Böyle hepsine baktığımız zaman pat diye, burada niye bu çıktı, neden böyle oldu, niye diyoruz. Çünkü işe matematiksel olarak bakmıyoruz, matematik göze bakmıyoruz. Bir bilgisayar bilgi gibi istiyoruz. Orada bir formül var. Bu işine yarar mı? Nasıl kullanacağım diye bakıyoruz. Dolayısıyla karşımıza çıkan her şeyi biz tam olarak size açıklayamayacağız yani. Formül gereği eta diye bir şey bulmamız gerekiyor. O eta da şöyle. Mesela diyelim ki bizim bulduğumuz satırdaki i'ninci diyelim. Bunun bir konumu var değil mi? Hani eğer iki boyutluysa sayı doğrusu bir tane konumu var formatlarda. Bir de o rastgele bulduğumuz diğer ortanın bir konumu var. İkisi arasındaki fark alınıyor. Karesi alınıyor. Eksi çarpılıyor. Ve bu bir parametre olarak elinize duruyor. Aslında amaç şu, bunlar ne kadar uzak? Bu da çizginlerin sınırımız gerektiğiyle ilgili bize bilgi veriyor. Eksi olarak alınmış çünkü bunun kullanacağı yerlerde eksiyle çarpacak zaten. Bunu direkt böyle arkadaşlar. O yüzden bunu şekilde kullandık biz de. Rotasyon olarak böyle gösteriliyor. Bayağı kurdu bu. Şu an bu durumda et hesabı çıkıyor ya, şurada günlüğü. Yani eğer o sıfırdan büyükse hiçbir şey
ölçmeden direkt başa geçiliyor. Trasyon sonlandırılıyor burada. Eğer küçükse tamam şart sağlandı, bu bir kişiyi yarayabilir diyoruz. Çünkü iki tane noktayı ben referans alarak benim 8-11 işimi var, işimi diyoruz. Ondan sonra işlemle devam ediyoruz. Şimdi bizim alfamız vardı. Alfa ilişki olarak düşünebiliriz. Hani dedik ya, konumlar var. Hepsinin ayrı ayrı nitelikleri var. Buna feature dediğimiz birisiyle. Orada bunların çoğunluğu hep ilgili öğrendiğimiz için Türkçe konuşmak biraz zor olabiliyor. Bizim mümkün olduğu burada Türkçe söylemeye çalışıyoruz. Bir tane kolon var. O kolon da onun sınıfını gösteriyor. Hayal ki bir tane daha kolon var. O da bizim alfamız olsun. O alfa kolonlarındaki indisler sürekli güncelleniyor. Şimdi bakalım. İyi bizim o anki çalıştığımız veri örneğiydi. J de bizim rastgele bulduğumuz başka bir tane veri örneğiydi. Ondan şöyle hesaplamayı çıkaralım. Bunu bir çıkaralım, bekleyelim. Bakalım bu bizim için ne anlamına gelecek diye. Çünkü bunun anlamına göre işleme devam edecek veya sonlandıracak burada. Paydaki kod da bu şekilde oluyor. Şimdi başka bir fonksiyona giriyoruz. Bu da alfa'nın güncellemesi gerekebiliyor. Duruma göre eğer, şöyle görüyoruz. Biz bir anlık olarak line çizdik ya, P ve L var. Yani alt sınır ve üst sınır. Eğer üstündeyse, biz de bunu üst sınır olarak alalım. Eğer arada bir yerdeyse, o olduğu gibi kalsın. Eğer altına gitsin zaten altına gitsin diye. Yani bu şekilde ne olabiliyor? Alfa J'nin ne olduğu güncellenebiliyor. Ondan sonra da başka bir şey daha yapılıyor. Bu çıkan sonuçta, şimdi bu yani ister istediği sayı kurabilir. Çok fazla parametresi olan da anlatılıyor. Yani mesela bizim incelediğimiz kodlarda çok kişi karşısında bir threshold koymuş, yani eşik değil mi? Diyorlar ki, eğer bu altındaysa benim bu işimi öğrenecek, çıkalım. Belki de düşünerek anlamına geliyordur. Hani tam olarak kolay çözemedim. Bu çok da fazla bir şey değiştirmeyecek zaten bizim için işlemle ilgili. Eğer bu kadar küçücük bir, hani sizde küçücük bir şey değişecekse, bu kadar küçük bir miktar. O yüzden biz en iyisi başka bir örnekle çalışmaya başlayalım. Başa dönelim. Ki işlemin veri tanımlarını boş boşuna yapmasın abi. Bu şekilde normalde biz ne dedik? Bizim B'miz vardı. Bu orijinal tarafımızda konusu getirdiği gösteren yer. Bir de A'yı o anki çalıştığım örneğin alfa değeri. Bunlar hiç güncellenmiyor. Direkt başa geçiliyor. Sıradaki veri örneğine geçiliyor. Ondan sonra onun için başka bir rastgele yer arınma çalışacak. Kontrol edecek. Diyelim ki bu işlem devam etti. Bu sefer de alfa ile bir şekilde hesaplanıp güncelleniyor. Tamam. Alfa J'yi hesapladık. Yerleştirdik. Alfa'yı da hesapladık, yerleştirdik. Şimdi bizim B'yi bulmamız gerekiyor. Peki bu line, bunun açısı şimdi belli. Ama ne kadar yukarıda da aşağıda olması gerekiyor orijine göre. Burada bu ki bu formül yapılıyor. Eğer arada bir yerdeyse bu seçiliyor. Arada bir alfa J arada bir yerdeyse B'yi seçiliyor. Diğer bunlar da ikisi ortalaması alınıyor. Bu işlemler devam ediyor. Tabii bu kere tek olmuyor. Mesela en baştan başladık, aşağı kadar geldik. Bazı bunlar olur ki bazı kezler vardı. O durumlarda bunlar güncellenmiyordu. Zaten biz bu kere tek yapmıyoruz. 100 kere çalışsın diyoruz. Tekrar aşağı, tekrar aşağı, tekrar rastgele başka bir yer, tekrar bakıyor, karşılaştırıyor. Bunlar aynı sıkılar mı değiller mi? Ona göre işlemler yapıyorlar. Ağırlıkların hesaplanması da şu iki yerler değişmiş. Alfa ve çarpı Y'den kod da bu şekilde. Sana bırakayım mı? Devam edeyim. Nasıl gidiyor anlıyor musunuz?
Sorunuz var mı? Ben de konuşuyorum. Tamam. Sınıf tahmini geçelim. Bu sefer ne yapıyoruz? Hiç listemizde, verimizde olmayan başka bir tane örnek alıyoruz. Bakalım bu örnek o çizdiğimiz çizginin altında mı üstünde mi? Ona göre bir cevap veriyoruz. Giriş verisi geldi. Diyelim ki 2 boyutluydu. 3'e 4 diye. 3'e 4 iki yere geldi. Koordinat 2. Ondan sonra şuradan bir fonksiyon açılabilir. Eğer 0'ın üstündeyse 0'ın üstünde demek yani o çizginin üstünde mi değil mi? Bu demek oluyor ki 0 1'e ait. Altındaysa da eksi 1'e ait. Bu şekilde yeni gelen verileri aşağıda olması gerekiyor, yukarıda olması gerekiyor, bunu alabiliyoruz. Bu altın bayağı beğenilen bir aldı. Çok iyi çalışıyor ama tabii hepsinin kendine göre dezavantajları var. Bunlar var arkadaşlar. Nedir aslında doğrusal olmayan bir fonksiyonu yakalamak için kernel'ları kullanabiliriz dedi. Ama bu doğru kernel'ı seçmek her zaman mümkün olmayabilir. Yani doğru kernel'ı bulmak kendiniz için zor bir işlem. Daha sonrasında örneğin orada bizim kostümüz hesaplarken C falan kullandık. Bunları böyle sizin diğer algoritmalarla bazen inceler yapabildiğiniz parametreler vardır. Burada bunları yapmanız, yapsanız bile görselleştirmeniz çok kolay olmadığı için yine sizi bir şüpheye sürükleyebilir burası. Ve modelde kullanılan değişkenlerin ağırlıkları olsun, kişinin kişisel etkileri olsun, bunları nasıl yorumlanacağını tam kestiremediğimiz için, yani nasıl etki ettiğini bilemediğimiz için bunlar da yine yorumlama kısmında bize bir dezavantaj sağlayabiliyor. Aynı şekilde gürültülü verilerimiz varsa eğer, bu da karar sınırı belirleme konusunda, oradaki çizgi karar sınırı nereye geleceği konusunda işlemin uzun sürmesi ve yanlış, bizim algoritmamızın bize verdiği accuracy'nin düşük olmasına sebep olur, performansının düşük çıkmasına sebep olur. ve diğeri de büyük resetlerinde eğitim süresinin çok uzun sürmesi. Oradaki alfaların tek tek süreli hesaplandığını düşünün. Ve hani alfalar hiç değişmeyene kadar hesap olacak. Bu yüzden de eğer ne kadar resetin büyüdükçe bu eğitim süresi de büyüyeceği için bizim için bir dezavantaj oluyor. Şimdi doğrusal bir karar sınırı çizeceksek, yani iki boyutlu bir veriniz varsa ve tek bir doğru çizeceksek, o zaman kernel kullanmanıza gerek yok. Zaten aslında kendisi otomatik default olarak lineer kernel kullanmış oluyor. Ama doğrusal olmayan bir fonksiyonunuz varsa, doğrusal olmayan bir karar sınırı çizeceksek, o zaman asıl kernel'ları kullanıyorsunuz. Gaussian kernel vardı örneğin orada. Gaussian kernel'ı da kullanmadan önce yine işlemdeki uzun süresi ve bazı hataları sebep olması sebebiyle ilk önce feature scaling yapıyoruz. Yani ölçeklendiriyoruz oradaki verilerimizi tekrardan. Burada bir max scaling yaptık örneğin. Daha sonrasında Gauss benzerlik kernel'ın içine sokuyoruz ve o bize oradaki karar sınırını çiziyor aslında. Bu işlem öncesi şunu yapıyoruz. Bundan sonra böyle geçiyoruz. Şimdi aslında bu SQL'ler böyle birbirleriyle çok kıyaslanarak, karşılaştırılarak birbirlerinin yerine kullanılabilecek ürün olan algoritmalar. Şimdi bir dönüşüm gerçekleştirildiği için o similarity kavramını kullanan SVM mesela yüksek eğitim verisi sayısında sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla eğitim verisinin yüksek olmadığı ama bir non-linear sınırı bir logistic regression ile bulmakta zorlanacağınız, yani parametre yaratmak, parametre ekleme konusunda takla atmanız gerekecek durumlarda SVM ile ilerlediğinize yetişiyor. Ancak çok büyük bir veri seti olmaması koşuluyla.
Şimdi benzer hesaplamaları neural network yapmıyor mu? O da yapıyor ama o da performans sorununa takılabiliyor. Aslında bu üçlünün fine-tune edildiği önemli bir kesim noktası var. Bu taraflarına bakılıyor. Sizin sorunuza cevap verir. Duyabiliyor musunuz beni? Duydum. Duydunuz mu? Tamam. Yani Gaussian'ın ayrı normalizasyon şeyi de var. Onunla karıştırmış da olabilir. Evet. Gaussian normalleştirme de yaptık. Ondan da bahsetmiştik. Ama burada aslında kernel oluşturmak dediğimiz bir nokta var. Bir örnek var. O örneğin etrafında hangi örnekler olacak? Gibi bir şey yani. Yani bu şekilde nonlinear şeyi vermiş oluyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Aslında şöyle söyleyeyim ben size. Eğer doğrusu kullanacaksa, doğrusu benzerlik algoritmasını. Önce bir ölçeklerde bakılması veriliyor. Biz de o yüzden buraya ekleyebiliriz. Başka bir soru var mı? Herkes tamam mı? Eğer bunun etiketi varsa
bu algoritman bu için çalışıyor. Sanki böyle şey gibi hissetmiştim ya, bazı petrolleri zaten belli olan datayı vermek gerekiyormuş gibi hissettim. Anladım. Etiketli çalıştığımız için riskler de normalde bunun özellikle şöyle söyleyeyim. Etiketli çalıştığımız için bizim mecburen bazı veriler vermemiz lazım. Şu, 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 şu veriler aynı sınıfa ait, bunlar da farklı sınıfa ait. Şimdi bunu benim bir tane genelleştirme çıkar. Öyle bir genelleştirme fonksiyonu bul ki benim bir tane örnek geldiği zaman onun hangisine ait olduğunu ver. Bunun da amacı o. Ve binary classification için. Bunun farklı yöntemleri de var. Birçok sınıflı yöntemleri ilgili. Orada daha farklı bir şey ilgileniyor, yapılıyor. Tek bir sınıf alınıyor. Atıyorum 10 tane sınıf var. Tek bir sınıfa karşı diğer hepsini farklı tek bir sınıfmış gibi ayarlıyorsun. Diğer 9 tanesi sen tek bir yermiş gibi buluyorsun. Ondan sonra diğer cins sınıf için bunu yapıyorsun. Diğer o geri tam 9 tanesini kendisi çiziyorsun. Buna göre sistem olarak buradan şu sınıf ayarlıyor falan diyorsun. Bir de bugün programda olmayan şey var. Bu imaj işlemini PCA ile kullanıyor. Yani bir tür mozaikleme gibi. Benzer renkleri yakaladığınız yerde veriyi küçültüyorsunuz. Bugün programında yok PCA. PCA'den daha yöntemler de var. Şu an günümüzde şey kurulma. O bir adres besi olduğu için her bir indeksin diyelim. Yani pikselin. Etrafındaki komşu piksellerle bir ilişkisi var. Pikseli yaptığımız zaman biz o tüm yöntemleri o komşuluk ilişkilerini hiç umursamadan aslında bir yakınlık bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla son yıllarda bir bulmuş. Daha sonra son yıllarda uygulamaya bulmuş. Değer öğrenme algoritmaları burada çok daha iyi sonuç veriyor yani. Oradaki vektör çıkardım. Yani bunu bir özellik mühendisliğinde ve aslında bana göre işin zor kısmı da orası, önemli kısmı da orası. Algoritmadan ziyade, onun bir sınıflandırmaktan ziyade önüne gelen verinin bir temsil eden daha küçük bir veri haline sokmak. Çünkü o küçüldükçe daha rahat anlaşılabilir. Soru soran var mı başka? Süremiz az. Sizin burada neyimiz var? Bir tane birinci benim için tane proses hatlaması oluyor. Ondan sonra burada bu iki şartlara göre, trans şartına göre işleme geliyor bu. J'nin kendisi bulunuyor. J'nin kostu hesaplanıyor. Aşağı indiği zaman bunun kopyasına dönüyoruz çünkü alfa ne kadar değişti? Olduğumuz yeri ki ona göre işlemi artıklar, tetmemiz kararını veriyorduk. Sen bakıyorduk, bundan aynı sınıflar değil derdi. Ona göre alt sınıf, üçüncü sınıf sınırlarını bulmaya çalışıyorduk. Eğer bunlar birbirine eşit çıkarsa bu sefer de işlemi durduruyorduk. Çünkü değişecek bir şey yok. Dolayısıyla bunlar benim için karşılaştıracak bir örneklerdi. Rastgele gelen diğer örnekte şu an çalıştığım sanırım bir örnek. Eta hesaplaması burada oluyor. Eğer eta sıfırdan büyük eşit, gördüğünüz gibi büyük eşitse yeni demek oluyor ki bir örnek işlem olacak. Bir dahaki sıfırdaki veriye geç. Artık önce hesap bulunuyor. Yine o şey okuyor artık. Üst sınırdan büyük mü küçük mü? P, aksanlar büyük mü küçük mü? Buna göre. Farklar alınıyor. Mutlak değer içerisinde belirlediğimiz kendimizin parametresinden daha küçüklerinde çünkü çok fazla değişik göstermeyecek bizim için bilgisiz bir. Ya bizim işe mutlu ya da işimize yarayacak deniliyor. En son burada alfa i ile güncelleniyor. Zaten alfa şey güncellenmişti. Duruma göre en sonunda bunlar da güncelleniyor. Zaten buradan anlattığımız için.
ve ilk iterasyon demiş oluyor. 2-3 artık kaç tane birisi bu şekilde ilerliyor. Bu ne zaman duruyor? Bu tamamen kişileri şimdi duruma gelene kadar ilerliyor. Alfalar. Çünkü o çok fazla eğilebilir. Ve bunun bir mesela post fonksiyonunu düşündüğünüz zaman bu bir yere kadar gidecek, gidecek artık duracak, artık değişmeyecek. Ve bunun lokal dediğini diyor. Tek bir uygulama da durumlar diyor. Sorusu olan bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Bu arada bir şarkı.